Küme problemlerini yaparken şöyle bir çizeceğiz arkadaşlar kümeyi. Atkı, eldiven diyelim. Hem atkı hem eldiveni takan bakın 5 kişi. Yalnız eldiveni takan 10 kişi. Sınıf mevcudu 30. Burada atkı ya da eldivenden en az birini takıyorlar. Bu bizim için önemli basit olmasına rağmen. Yani dışarıda hiçbir şekilde hem eldiven takmayan hem atkı takmayan yok. Demek ki sadece atkı takan 15 kişi var arkadaşlar. Böylece cevabı rahatlıkla bulduk. D şıkkı. 40 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 19, Fransızca bilenlerin sayısı 25, her iki dili bilenlerin sayısı 10 olduğuna göre iki dilde bilmeyen kaç kişi vardır? Şöyle arkadaşlar bakın çiziyorum. Almanca bilen, Fransızca bilen burada toplam kaç kişi varmış? 10 kişi. Bizim için şunu söyleyeyim soruları çözerken konu anlatımında da söylüyorum. Her ikisini bilen, her ikisini bilmeyen Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Onlar varsa onların üzerinden gidiyoruz. Ve ne yaptım bakın her ikisini bilen 10 kişi oldu ya hemen oraya yapıştırdım. Böylece Almanca bilenler 19 olduğu için bak buraya 9 kalıyor. Fransızca bilenler 25 olduğu için sadece Fransızcaya 15 kalıyor. Sınıf mevcudu kaçtı? 40. 9, 10 daha 19, 15 daha 34. İkisini de bilmeyen 6 kişi varmış. Çünkü 40'dan evet 34'ü çıkardık arkadaşlar. O yüzden 6 kişi kaldı. Bu arada tabii ki şuranın tamamı gördüğünüz gibi sınıf evrensel küme. Sorunun çözümü aslında çok basit arkadaşlar ama çözümün basit olması hani sorunun müthiş derecede kolay olduğunu göstermiyor. Önemli olan anlayabilmek. Ayran veya pide tercih edenlerin sayısı sorulmuş. Ayran tercih edenler gördüğünüz gibi şurası. Pide tercih edenler de burası. Veya dediği için zaten burası ortak bölge. 5 7 daha 12, 4 daha 16, 9 daha 25. İşte bunların toplamı arkadaşlar. D şıkkı geldi. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Herkes Türkçe biliyor demek Türkçe evrensel küme demektir. Önce bunu bir yapalım. Sonra harfleri değiştiririz. Türkçe bakın en dışta olacak. Herkes biliyor Türkçeyi. Sonra arkadaşlar İngilizce bilen herkes Fransızca biliyor ne demek biliyor musunuz? Fransızca İngilizceyi kapsıyor demek arkadaşlar, böyle. Bunu e, mantık dahilinde bazen oturtmak zor geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. E, Türkiye'de Fethiye'de arkadaşlar İngilizler çok fazla ve artık buraya o kadar yerleşmişler ki yıllar evvel. Hepsi Türkçe'yi biliyor. Bakın orada İngilizler azınlık. İngilizce bilen herkes Türkçe de biliyor ama Türkçe bilen herkes İngilizce bilmiyor. Türkiye'de bütün Türkler İngilizce mi biliyor? Hayır. Ama İngilizce bilen bu Fethiye'de yaşayan insanların hepsi Türkçe biliyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aklınızda bu örnek kalabilir. Böylece e, burada TFI şeklinde. İngilizceye hangi harf demiş bu? A demiş. Fransızcaya hangi harf demiş? Bakıyorum B. Türkçeye hangi harf demiş? C. O zaman arkadaşlar A kesişim B A'dır. Çünkü evet A B'nin alt kümesi. A kesişim B B eşit değil. Zaten bir doğruysa iki yanlış olur. A kesişim B B olsaydı bu B alt küme A demektir. Böyle bir şey de olmadı gördüğünüz gibi. B, C'nin alt kümesi olduğu için evet bunun B'den B'nin C'den farkı yoktur tabii ki alt küme olduğundan dolayı cevabımız C şıkkı oldu. Öğrencilerin tamamı matematikten başarılıdır demek. Matematik arkadaşlar bu kümenin evrensel kümesi demektir. Bu sorunun. Şimdi sonra demiş ki fizikten kimyadan okuyamadım pardon, Fizikten başarılı olanlar kimyadan başarılı olamamış ya da kimyadan başarılı olanlar fizikten başarılı olamamış. Bunların bakın kesişimi, boş küme demektir. Böylece kimyadan başarılı olanlar, fizikten asla başarılı olamamış olur. Yalnız bir dersten başarılı olan neresi? İşte burası sadece matematikten başarılı olanlar demektir. Fizikten başarılı olmayan ne demek? Harflendireyim bakın buraya K diyeyim buraya F diyeyim. Fizikten başarılı olamayan kimyadan ve sadece matematikten başarılı olmuştur. Bu da 17 olduğuna göre K2 oldu. E, kimyadan başarılı olmayan ne demektir? Sadece fizikten başarılı olan ve sadece matematikten başarılı olandır. Böylece onların toplamı da 20 arkadaşlar. F de bakın 5 geldi. Ne demiş? Yalnız iki dersten başarılı olan Burası bakın kimya görünüyor ya matematikten de başarılı olmuş herkes. Aynı şekilde burası da arkadaşlar fizik görünüyor ama herkes matematikten de başarılı olduğu için böylece burası hem fen hem fizik hem matematikten. Burası hem kimya hem matematikten yani K artı F arkadaşlar yalnız iki tane dersten başarılı olanların kümesidir. Toplamları da böylece 7 artı pardon 5 artı 2'den 7 gelir A şıkkı. Yüzdeli sorularda 100x diyebiliriz sayı soruyorsa bize ki burada sayı soruluyor. Şimdi boks, tekvando, judo, karateye de jk diyelim. Ee, her ikisine de katılmış insan sayısı verilmiş mi? Hayır. Hiçbirine katılmış verilmiş mi? Evet %45. Buraya 45x diyelim arkadaşlar tamam mı? 40 kişi de hem boksa hem tekvandoya katılmış. Bakın benim için hep önemli olan önce ya hepsi ya da hiçbiri tarzında verdiği bilgiler. Çünkü onlara göre yapıyoruz diğer kalan kısımları. Böylece 35 x eksi 40 burası. Burası arkadaşlar 40 x eksi 40. Toplamlarına bakacağız buna göre. Ne istiyordu bizden? Sadece box tekvando. Toplamlarını yapıyorum izleyin lütfen. 35, 45 daha ne yapar? 80, 40 daha 120x. Eksi 40 neye eşit olması lazım? 100x çünkü bir şeyin tamamı %100'dür. Böylece 20x eşittir 40 geldi. X bakın ne oldu? 2. Bizden nereyi istiyordu? Sadece boks tekvando burayı. 35 çarpı 2 eksi 40'tan cevabımız 30 geldi. C şıkkı oldu. Söylediklerini bir yazayım. 200 metre ve altındaki yükseklikler A'ymış. 150 ve üstünde yaşayanlar B'ymiş. Bak bunlar kesişiyor. 200 ile 150 arasında bunlar kesişiyor. Önemli olabilir. Sonra gelelim 250 ve üstüne. Aa bak bu da önemli. 250 ve üstü arkadaşlar. 150 ve üstünün altındadır. Şöyle bir e, ok olarak düşünün. 150'nin üstü burası. 200'ün üstü. Pardon. 250'nin üstü zaten burası bak. 250'nin üstü. 150'nin üstünün içinde kalıyor. Bu yüzden B kümesi C kümesini kapsar haliyle bir de ne demiştik? A ile B kümesi de biraz kesişiyor. Tamamen kesişmiyor ama biraz kesişiyor. Böylece görüntü bu olmak zorunda. Buna uygun şıkkımız hangisi arkadaşlar? D şıkkı. Kümeyi bir bence çizelim burada. Çünkü çok fazla şey olduğu zaman arkadaşlar kümeleri çizip hatta burada bilinmeyen sayısı da çok fazla. O yüzden harf vermenizde hiçbir mahsuru yok. Şöyle H diyelim. Şimdi arkadaşlar en az İki dil bilenlerin sayısı ne demek? En az iki dil bilenler. Dikkat. İki dil bilen bir de üç dil bilenler demek. O da neresidir? B, D, E ve F. Bu kırka eşitmiş. Sonra şurası bakın önemli. En çok iki dil bilen, hiç bilmeyen H. Sonra sadece bir dil bilen A artı C artı G. Sonra iki dil bilen, sadece iki dil bilen B, D, F. E'yi almadım bakın. Bu da 36. Burada şöyle bir durum oldu. Şöyle fosforluyla yapabilirsem göstereyim. A, C, B, D, F, G, H. E zaten bu küm arkadaşlar? Bir de E'den oluşuyor ekstra. Demek ki burada bilmediğimiz E, toplam eleman sayısı 70 olduğu için 34'müş. Her üç dili bilen. Böylece orayı silelim. Artık buraya 34'ü yazayım. Şimdi bundan sonra Neyi 34 bulduk? E harfini. E harfi 34 ise bakın BDF'ye ne kaldı? 40'tan 34 çıkarsa 6 kaldı. Bu dillerin hiçbirini bilmeyenlerin sayısı, hiçbirini bilmeyenler H'tı. En çok bir dil bilen ne demek? H, A, C, G. En çok bir dil bilen artı şey sadece bir dil bilen pardon bir de hiçbirini bilmeyenler demektir. Bunun üçte biriymiş. Öbür tarafa atarsam o zaman 2H eşittir ACG geldi. Ben ACG gördüğüm yere 2H yazarsam bak burada H var. Burada 2H var. BDF'yi daha demin yaptık 6 bulduk. Böylece şurası ne geliyor bir solda görelim. 36 eşittir 3H artı 6. H buradan ne oldu? 10. H dediğim neydi? Hiç bilmeyenler. Hiç bilmeyenler 10 kişi. İki dil bilenler BDF arkadaşlar 6 oldu. Böylece bunların sayısından 4 fazla gelmiş oldu. A şıkkı. Gitar çalabilen 100x insan olsun. Yine keman çalabilen de 100y insan olsun. Şimdi sadece bunlarla ilgileneceğiz. Gitar çalanların ne kadarı keman çalamıyor? %30'u. O zaman bunlar sadece gitar çalabiliyor. Diğerine de 100y diyelim. Bunlar da arkadaşlar keman çalanların da %40'ı. Yani şu 40y'lik kesim sadece keman çalabiliyor. E, o zaman burası arkadaşlar 70x kaldı. Aynı zamanda burası 60y kaldı. Yani bunlar hem gitar hem de keman çalabilenler. Neden dışarıya hiçbir şey yazmıyoruz? Zaten soru nasıl başlamış? Eee çalabilenlerin Diyor yine burada çalabilenlerin yani çalamayanlarla hiç ilgilenmiyoruz bile. Böylece arkadaşlar 70x eşittir 6y'den bunlar sadeleşirse x'e böylece 6k, y'ye de 7k diyebiliriz. Ee, buradan da 30x kaç yapıyor? Daha doğrusu şöyle diyeyim 100x ya bu 6 ile çarparsak 600k yapar. Diğerinde 100y olduğu için 7k ile çarparsak 700k yapar. İkisinin kesişimi arkadaşlar 60Y veya 70X. İkisinden birine yazalım. O da ne yapıyor? 60 çarpı 6'dan 360K yapıyor. Şey, 6 çarpı 7'den 420K yapıyor. Bunları çıkardığımız zaman ne kaldı geriye? 880K. Bu arkadaşlar şıklardan anlaşılacağı üzere 44'e eşit olur. Neden? K böylece 1 bölü 20 olur. K'yı gidip yerine yazdığınızda tam sayı elde edersiniz. Sonuçta yarım yamalak insan olmayacağına göre diğerlerinde bu olmuyor ama 44'ten dolayı 11'ler sadeleştiği için tam sayı geliyor cevaplar. Cevabımız bundan dolayı D şıkkı. Bir sınıf öğretmeni bahçeye A kümesini çizdirmiş arkadaşlar. Ben zaten soruyu okuduğunuz için şimdi anlatayım size. Bir A kümesini çizdirmiş. Sonra içine birbirinin alt kümesi olmayan B ve C kümelerini kesişebilirler diye böyle gösterelim biz. Bu bölgelerin içine de ben harflendirme yapayım. X, Y, Z, T diye belirteyim ki böylece daha iyi görün. Şimdi demiş ki buna göre öğrenciler bu kümelerin içinde bir yerde duruyor tamam mı? Üzerinde değil içinde duracaklar. Diyelim X, Y, Z, T'den birinde işte. Önderin bulunduğu bölge A kümesine ait ancak B kümesine ait değildir. A kümesine ait ancak B kümesine ait değil ne demek? A fark B'de bulunuyor demek. O da arkadaşlar Z'de de olabilir, T'de de olabilir. Ama hangisinde olduğunu bilmiyoruz şimdi. En azından A fark B bölgesinde olduğunu biliyorum. B'de değilse. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. B'nin tümleyeni de diyebiliriz. Çünkü burada A evrensel küme olmuş arkadaşlar. A'nın içine B ve C'yi çiziyoruz. Bu da bence kenarda durmalı. Böyle de söyleyebiliriz. Sonra e, bu yorumumuzu yaptık. Asya'nın bulunduğu bölge ne B ne de C kümesine aittir ne demek? Ne B ne de C kümesine aittir T demektir arkadaşlar. T'de kesinlikle Asya. Bu da bize şunu anlatıyor aslında. B birleşim C'nin tümleyeni. Ya da A fark B birleşim C. Bu da olur. Hangisi olduğu önemli değil şu an. İkisi de doğru. Bülent'in bulunduğu bölge C kümesine aittir. Zaten onu C diye söylemiş arkadaşlar. Yani neyin içinde? Y ve Z'den bir tanesinde. Buna göre Önder'in bulunduğu bölgeyi gösteren küme A kesişim C değil A fark B veya B'nin tümleyeni demiştik. Bu yanlış oldu. Bülent'in bulunduğu bölgeyi gösteren C zaten arkadaşlar. Şimdi bu olmaz ki. Bu bir kere şu. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni tümleyeni bu. 1 ile kesişim C demiş. B fark A kesişim C. C'ye mi eşit arkadaşlar? Hayır tabii ki. O yüzden bu da yanlış oldu. Asya'nın bulunduğu bölgeyi gösteren küme hakikaten benim o dediğim işte. Bu neye eşittir? B birleşim C'nin tümleyenine eşittir. Bundan dolayı ben zaten demiştim. Burada da örtüştü. Cevabımız yalnız 3 oldu C şıkkı. 237 asal mıdır diye bir soru sormuş öğretmen ve buna evet ve hayır demelerine göre geçeceklermiş. Enteresan bir durum ama artık soruyu ayağa koyduralım bizde. 237 bu arada asal mı arkadaşlar? Tabii ki değil. Neden? Rakamları toplayınca bile 3'e bölündüğünü görüyoruz. 237, 2, 3 daha 5, 7 daha 12. 3'e bölünen bir sayıdır. Dolayısıyla asal sayı değildir. Böyle asalmış gibi bir şey oluyor. 37'den herhalde insan düşünüyor. Bir de burada bakın bu soruda ne yapıyorum? Dörtlü tablo. Bir kere kümede dışarıda kalan hiçbir şey olmadığı için böyle yapabilirim. Dışarı taşan hiçbirinin cevap vermediği bir durum yok. Ve burada cinsiyet durumu var. Yani erkek kız diye ayrılıyor. Bir de evet hayır diye ayrılıyor. Genelde malum. Bilenler bilmeyenler deriz ama erkeklerin bileni kadınların bileni diye ayrımı yapmıyoruz. Eğer böyle ayrım yapıyorsak gözlüklü gözlüksüz şeklinde ya da işte kız erkek şeklinde böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Erkeklerin %60'ı hayır demiş. Buraya 60x diyeceğim. O zaman demek ki 40x de evet demiş arkadaşlar. Kızların da %80'i evet demiş. Kızların %20'si demek ki bunları farklı harf verelim 20y diyelim. 20 Y'de arkadaşlar hayır demiş demek ki. Buna göre doğru cevap hangisi olacak? Hayır asal değildir. Yani bu 60 X artı 20 Y eşitmiş arkadaşlar 40 X artı 80 Y'ye. Soruda bakın doğru cevapların yanlış cevapları eşit olduğunu söylüyor. Böylece 20 X eşittir 60 Y buradan 3 Y eşittir X geldi. Artık yerine yazayım 3y eşittir x olduğu için. Burası 120y, burası arkadaşlar 180y, burası da normal 20y ve 80y. Bunların hepsi dikkat ederseniz 20'ye bölünüyor. O yüzden tabloyu şöyle güncelleyebiliriz. Sadeleştirelim 6y diyelim. Burası 2y olsun sağ taraf. Sonra hayır diyen erkekler 20'ye bölünce 9y olsun. Kızlar da hayır diyenler y olsun. Böylece tabloyu bir daha yaptım. 6, 2, 9 ve 1'in katı olması lazım. Hayır diyen erkekler burasıydı değil mi? O zaman bunlar sınıfa geçecek. 9'un katı bir sayı olması gerekiyor. Çünkü malum insan yarım yamalak olmayacağına göre. Burada da 9'un katı olan bir tekne var. 27. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Birazcık aslında aynı zamanda bu soru arkadaşlar oran orantı sorusu. Şimdi bize tabii ki küme çizimleri lazım arkadaşlar, hele böyle çok bilinmeyenlerde kesinlikle yapmanız gerekiyor bunu. Demiş ki sadece matematik, sadece fizik ve sadece Türkçe'den geçenlerin sayısı birbirine eşit. Herhangi ikisinden geçenlerin sayısı birbirine eşit. Herhangi ikisine demek mesela matematik fizik için burası, matematik Türkçe için burası, matem fizik Türkçe için burası. Zaten bize hepsinin geçtiğini 12 vermiş. Haliyle buraya A Buraya A desem buraya da A diyeceğim. Böylece bakın herhangi ikisinden geçenler A artı 12 olacak gördünüz mü? Burada bize bir de bir uyarısı var. En az iki dersten geçenlerin toplamı 36'dan fazlaymış. Bu 3A artı 12'nin 36'dan fazla olduğunu söylüyor bize. Yani 3A'nın arkadaşlar 24'ten büyük olduğunu söylüyor. A'nın da 8'den büyük olduğunu söylüyor. A'nın en küçük değeri o zaman 9'dur diyebiliriz. Şimdi onu şöyle karalayayım geri yorum yapacağım şimdi soruda. Buradan x'in pardon M, matematikten geçenlerin en az sayısını istiyor. Matematikten geçenlerin en az sayısı için buraları fazla büyütmememiz lazım. Çünkü a büyüdükçe 2 a da büyüyecek iyice büyüyecek arkadaşlar. Bundan dolayı ben ne yapacağım verebileceğim en küçük sayıyı vereceğim. O da kaç arkadaşlar 9. Buna göre 3 a artı 3 x artı 12 eşittir 63 ya. Biz A'ya kaç verdik en az? 9 verdik. 27 oldu burası. 3x artı 39. Öbür tarafa atarsam 24 olur. X'in alabileceği değeri de 8 bulduk. Böylece M kümesi en az arkadaşlar. 8, 9 daha 17. 9 daha 26. 12 daha 38 olur. Dediğim gibi sorunun şifresi şuraları az yapmak. Çünkü ortak oldukları için fazla olursa bu sefer M kümesi de büyüyecekti arkadaşlar. Bu soruda tersten düşünsek çok fazla küme var ya çizerek yapmak sıkıntı yapacak arkadaşlar. Desek ki %72'si o şaf yemiş ya %18'i o şaf yememiş. Bu hiçbirini yememiş olsun. Sonra arkadaşlar salata yemiş ya %79'u 21'i hiçbir şey yememiş olsun. Yine %86'sı pilav yediği için kalanlar hiçbir şey yememiş olsun ve kavurma da arkadaşlar yine hiçbir şey yememiş olsunlar. %10. Böylece bakın bunları hiçbir şey yememiş varsaysak bile ne geliyor? %73 geliyor. O zaman hiçbir şey yemeyenler olduğuna göre geriye kalanlar arkadaşlar %27 olur. Bunlar da yemek yer. Bu daha fazla tabii ki olabilir. Sonuçta burada %18'in içinde bunlardan da eleman olabilir arkadaşlar. Yiyenler olabilir. Mesela %18 o şaf yememiştir ama belki içinde salata yiyenler var. Ben onları da almadım onları da yememiş olsun dedim. Ancak zorladık %27'ye düşürdük arkadaşlar. Daha da büyük olabilir dediğim gibi bunların içinde yiyen elemanlar varsa. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oldu.